Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar. Sizlerle birlikteyiz yeni bir programla. Şanlıurfa sporumuz haftayı Menemen Spor karşısında kendi saha ve seyircisi önünde ne yazık ki 4-3 kaybederek mağlup olarak ilk mağlubiyetini alarak namağlup ünvanını geride bırakarak önemli bir gidişe, çıkışa son vermiş oldu. Kötü bir sonuç oldu Şanlıurfa sporumuz için. Tribünleri dolduran yaklaşık 23.000, 24.000 dolayında taraftar ne yazık ki umduğunu bulamadı. Şanlıurfa sporumuz belki de 10 hafta boyunca yediği golü bir haftada yiyince 4 gol yediğiniz bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanız öyle çok da kolay olmuyor. Kalesini koruyamayan Şanlıurfa sporumuz ne yazık ki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İlk yarısını 1-0'da önde kapatmıştı Şanlıurfa sporumuz. Şahin Fıstıkçı'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Ardından ikinci yarıda bambaşka bir tablo vardı. Hiç ilk yarıyla alakası olmayan bir Şanlıurfa Spor ve ilk yarıyla hiç alakası olmayan bir Menemen Futbol Kulübü vardı sahada. Öne geçtiler 2-1 Şahin'le Şanlıurfa sporumuz 2-2'yi buldu. 3-2, 3-3 derken 4. golü de yiyerek ne yazık ki karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldık. Bireysel hataların konuşulduğu, teknik heyet dahil birçok ismin formsuz olduğu bir karşılaşma, bir 90 dakikayı geride bıraktık. Artık buna bir yol kazası deyip geçeceğiz ama bu yol kazası deyip geçerken de bunun nedenlerini, bunun bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri, önlemleri konuşacağız. Dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Biz tribünden gördüğümüzü burada dile getireceğiz. Ne oldu, nasıl oldu konuşmaya çalışacağız. Yani neresinden bakarsanız bakın artık isterseniz günlerce de bunu konuşsanız bu boş biraz olacak. Orada tribünü dolduran binlerce insan ne yaşadığını onlar biliyor. Biz biliyoruz ne yaşadığımızı. Büyük umutlarla gitmiştik ama ne yazık ki umduğumuzu bulamadık. Hevesimiz kursağımızda kaldı. 10 hafta boyunca mutlu ayrıldığımız stat vardı. Bu da böyle olmuş oldu. İnşallah bunda nazar boncuğu deyip geçeceğiz. Ama bir daha yaşanmaması için de bazı önlemlerin alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Fazla uzatmayayım. Hemen Sayın Baylan'a bir mutlu akşamlar diyeyim. İyi akşamlar Mahmut'cum. Ben de ekranlar başında izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sesim biraz kısık. Kusura bakmayın. Dün biraz bayağı moralim bozuktu. Bağırdım da özellikle golleri yedikten sonra benim gibi beraber maç izlediğimiz bütün Urfaspor taraftarları hepimizin sesi bozuk. Bunu peşinden söyleyeyim. Belki bazı izleyicilerimiz bundan rahatsız olabilirler. Özür diliyorum kendilerinden. Tabii ki üzgünüz. Aslında geçen hafta burada çok önemli şeyler söylemiştik. Urfaspor için belki de çok önemli bir çıkış maçı demiştik. Henüz namalup bir takımdan bahsediyorduk. Ligde yenilmemiş, 5 tane gol yemiş, çok önemli futbolcuya sahip bir takımdan bahsediyorduk. Ama olmadı. Sağ olsun diyelim. Mahmut'un dediği gibi bir yol kazası kabul edelim bunu. Bir nazar kabul edelim ama önlemi de almak lazım. Yani benim anlamadığım ilk yarıda mükemmel oynayan bir Şanlıurfaspor vardı. Golü de bulduk. 1-0 öndeydik. Muhteşem bir taraftar var. Ambiyans mükemmel, atmosfer mükemmel. Her şey çok iyi gidiyordu. Sayın Valimiz oradaydı, Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaydı. Ondan sonra herkesin de bildiği gibi Sayın Valimizin katkılarıyla Fırat'ın Çocuklar Projesi'ne istinaden belki 1.000-1.500-2.000 tane yakında genç öğrencimiz ilçelerden gelmişti. Bu da mutluluk verici bir olay. Derlerinde hem Urfaspor bayrakları hem Türk bayraklarıyla oradaydık. Ve protokol tribünde aileleriyle gelen insanlar vardı. Futbolcu eşleri olsun. Bayağı ilk kez bu kadar şahit oldum. Bayan taraftarımızın olduğu bir maç. Ama sonu maalesef hüsranla bitti. Hüsranla bitti derken çünkü hepimiz galibiyetten o kadar emindik ki, o kadar mutlu bir şekilde gitmiştik ki maalesef istediğimiz olmadı. 1-0'da öne geçmemize rağmen maçın sonucunda 4-3 yani önemli aslında bu açık söyleyeyim çok maç izledim. Çok maça gittim. Ama bu dün akşam oynanan maç benim hafızamda çok farklı bir yerinde unutamayacağım maçlar arasına girdi. Çok üzüldüğüm maçlar arasına girdi. Onlardan biri oldu. Çok çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Açık söyleyeyim. Çünkü şampiyonluğa gidiyorsunuz. Şehir inanmış, taraftar inanmış, Sayın Valimiz inanmış. Herkes, hepimiz inanmışız. Galibiyet bekliyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de ilk yarı çok çok iyiydi. Ama ikinci yarıda hiçbir şey anlamadım. Neler oldu? Soyunma odasında mı bir şeyler oldu? Futbolcular arasından bir şeyler. Yani benim anlamadığım bir şeyler oldu açık olacağım. Bir şeyler oldu ama ne oldu çözemedim, bilemedim. Bugün kimseyi de aramadım, bu konuyla da hiç görüşmedim. Çünkü arayacak, soracak hiçbir
söz bulamadım, bunu da söyleyeyim. Çünkü hem taraftar hem biz aşırı bir şekilde motive olarak gitmiştik. Çok aşırı. O kadar kendimizden emindik ki, hatta ben geçen hafta burada kaleci Ramazan'la ilgili hemen kısa bir parantez açayım değerli izleyicilerimize. Ramazan'ın patlamaya hazır bir bomba olduğunu söylemiştim. Tamam, iyi kaleci, kariyerli kaleci, geçmişinde Süper Lig olan bir kaleci ama bir hatayla Aydın'ı kesip Ramazan'ı hangi akla binen oynatı hoca? Bu aklımda halen soru işareti. Ramazan maalesef gördüğünüz gibi çok hatalı goller yedi. Stoperlerimiz özellikle ikinci yarıda çok çok kötü ilerdi. Hem Feyyaz hem İbrahim Sürgülü. Yani bunu anlatmak istiyorum. Sorumluluk alan bir futbolcumuz yoktu. Bu biraz bizi üzdü, gerçeği konuşmak lazımsa. 1-0 öndesiniz ilk yarıda, ikinci yarıda oyuna başlıyorsunuz. Eyvah dedim. İki atak, iki gol oldu. İki olduktan sonra tamam bu iş döner dedik. 3-2 oldu. Penaltı geldi, 3-3 oldu. Tamam dedik. Ya o kadar ilginç bir ikinci yarı izledik ki belki futbol tarihinin en ilginç maçlarından biriydi. Şanlıurfa Spor tarihinin de ilginç maçlarından biriydi. Önlem alınmalı, gereken yapılmalı. Burada ben dünkü yazımda da yazmıştım bunu. Teknik ekibi ve Kemal Hoca'yı bu yenilginin baş mimarı olarak görüyorum. Çünkü takımın her şeyi güllük gülistanlıkken bir anda ikinci yarıda ne oldu? Hatta 3-2'den sonra Kemal Hoca'nın bir ara, yani o da eliyle boş verip gitti yedek kulübesine oturduğunu gördüm. Yani üzgün olduğumu belirteyim buradan ama ne olacak bilmiyorum. Çünkü bu hafta zorlu bir Isparta maçımız var. Futbolcu kardeşlerime buradan sesleniyorum. Bu, tamam, bu maliye oğlum futbolun içerisinde var. Ama bu mağlubiyetin nedenleri araştırmalı diye düşünüyorum Mahmut. Bu Kemal Hoca kulübeye gitti, oturdu dediniz. Evet. Bu boş vermişlik mi yoksa çaresizlik? Çaresizlik gibi geldi. Hani boş vermişlik derken, hayır, hani boş. Ben hani onu şey, öyle bir şey olacağına evet, inanmıyorum. Evet, boş vermişlik olmaz. Hani boş vermişlik artık bitsin gideyim modudur da. Evet. Bu artık çaresizliktir. Yani yapılacak bir şey yokmuş gibi o kadar ilginç bir görüntü ortaya çıktı ki Mahmut. Gitti abi, oturdu böyle elini şöyle, biliyorsunuz o uzun saçlar arasında. Biz de aynı, ya ben de tribünde aynı moddaydım. Evet. Bir takım defansı, haftalardır övündüğümüz bu beşli, hiçbir takımda yok dediğimiz bir beşli düşünün. Bir beşli bu kadar basit, bu kadar ucuz gol yerse, ya iyi hoca gitti orada oturdu elini başına, ya insan saçını başını yiyorlar. Bu beşli yenecek goller, başta Ramazan Köse, Şanlıurfa Spor Kalesi'ni teslim etmiş Kemal hocamız, kendisine inanmış. Dediğiniz gibi ilk 5 haftaya, 6 haftaya baktığımız zaman belki Şanlıurfa Spor'da en çok bahsettiğimiz, ya gerçekten de tuttu dediğimiz kaleci Aydın. İnegöl deplasmanı yanlış değilsem yapılan bir hata, evet, yenen bir gol, ondan sonra Aydın bitti bizim için derken burada Kemal Hoca'yı kastediyorum. Yedeğe düştü. Ondan sonra Ramazan, gol yemediği maçlarda dahi güven vermediğini konuştuğumuz Ramazan ve dünkü maçta yine kaleci hatalarının başrolde olduğu bir Ramazan Köse. Yediği ikinci gol tamam yedi. Onun dışında da kendi görüşümdür. Yer tutmada hataları, çıkmalarda hataları, işin doğrusu yani çok formsuz, hiç hazır değil. Ya yediği gollerin hiçbir izahı olamayacak bana göre. Ha, tek başına Ramazan mı burada suçlu? Değil. İbrahim Sürgülü, ya futbolun dışında da tam bir Şanlıurfa Spor kimyasına bürünmüş dediğimiz bir İbrahim Sürgülü. Dünkü maçta inanılmaz savruk. Yanında oynayan stoper Feyyaz, ki geçen yıldan kalan, inanılmaz savruk, İbrahim'e ayak uydurdu. Aynı birbirini aratmadılar. Bir ara düşündüm ya, değiştirme şansı olsa 10 tane adam değiştirsin Mehmet abi. O kadar savruk, o kadar oyundan düşmüş, oyundan kopmuş bir ekip. Bir takımın defansı da bu kadar kötüyken, bu kadar sahada yokken maç kazanamazsınız. Bu takım 3 gol atmış. 5 tane de atacak. 5 tane de değil artık ya. 4 tane de yemeyeceksin abi. Kötü dediğimiz, çıkamıyoruz dediğimiz takım öyle böyle 3 tane gol atmış. Abi 4 tane yemek nedir ya? Kendi sahanda 4 tane gol yemeyeceksin. Kendi sahanda 4 tane gol yiyorsan eğer, ya bunun mutlaka ki bir karşılığı olmalı. Sayın Giray Küçük hafta önce ne demişti? Hemen hemen takımlarda yönetimlerin yarışı. Yönetim şimdi üzerine düşeni yapmalı. Sokakta insanlar neler konuşuyor?
Tribünde taraftar neler konuşuyor? Bunu yöneticiler de çok iyi biliyorlar. Evet. Bunları araştıracaksınız. Bunları konuşacaksınız. İçeride bunu çözmeye çalışacaksınız. Varsa bu mağlubiyette bir suçlu, neyse gereken yapılacak. Hiç kimse Şanlıurfaspor'dan büyük değil, Şanlıurfaspor'dan önde değil. O statta dolduran binlerce taraftarın öyle başı önünde, ya ben ağlayan taraftarlar gördüm ya maçtan sonra. Yazık, günah, emeğe günah. Sayın Kulüp Başkanımız Emin Yetim'in emeğine günah. O kadar futbolcularsınız, idman yapıyorsunuz. Gün boyu, günde çift idman bazen. Ter döküyorsunuz, 1,5-2 saat boyunca ter döküyorsunuz. Yazık sizin o terinize. Yazık sizin o emeğinize. İnsan kendi emeğine acır. İnsan kendi emeğine acır. Hiç kusura bakmayın. Yani burada işte kazadır, nazar boncuğu, geçişte öyle bir dünya yok. Nasıl kazandığınız maçtan sonra tribünde sayın muallim ooo 3'e katla, başkan 4'e katla. Bunun da bir bedeli olmalı. Şanlıurfaspor yönetimi bunun hesabını sormalı. Bunun hesabı sorulmalı. Öyle ucuz bir dünya yok arkadaşlar. 20 bin, 25 bin taraftar gelmiş. Her şey dört dörtlük, her şey mükemmel. Protokol tıka basa dolu. Yavaş yavaş bir şeyler kıpırdamaya başlamış. Belki bu maçı alsanız Isparta'dan sonra oynanacak ilk maçta tribünde yer olmayacak. 30 bin oynayacağız. Bunu yapmaya, bunu bu şehire size inanan, formayı veren yönetime, teknik heyete yapmaya hakkınız yok. Biz silkelenip kendine gelecek Şanlıurfasporlu futbolcular. Bu kadar kolay, bu kadar ucuz gol yenmez. Bu iş bu kadar kolay değil. Kazandığınız maçlardan sonra işte inandık bu şehre armağan edeceğiz, şampiyonluk kupasını getireceğiz. Bu şekilde getiremezsiniz. Alın dünkü maçın kayıtlarını, oturun izleyin. Kendinizden, ortaya koyduğunuz futboldan, sergilediğiniz performanstan utanırsınız. Yazıktır, günahtır. Kendi emeğinize acıyın lütfen. Kendi emeğinize. Ben burada söylüyorum, söylerim, geçerim. Söz uçar gider. Siz kendi emeğinize acıyın. Yazıktır, günahtır. Kendi emeğinize, size inanan, bir şehrin vebalini sırtlayan yönetimin size verdiği, harcadığı emeğe yazık. Yazık. Allah aşkına yapmayın bunu. Silkelenin, kendi kendinize gelin. Gücünüzün farkına varın. Birlikte neler yapabildiğinizi 10 hafta boyunca tüm Türkiye'ye gösterdiniz. Tüm gruplara gösterdiniz. Bu yetenek sizde vardı, bu güç sizde vardı. Bu hafta ne oldu? Bunun cevabı sizde. Daha ilk mağlubiyette ne oldu falan getirebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Düşmeyeceksiniz. Şanlıurfaspor tek başına ilerliyor. Şanlıurfaspor'un, Şanlıurfalıların başka kimsesi yok. Biz ancak kendi kendimizi motive edeceğiz. Kimse bize yapmayacak bunu. Bizim tökezlememizi bekleyen insanlar var. Bu şansı onlara vermeyelim. Kendi kendimize güldürmeyelim. Sizden ricamızdır bu. Lütfen Allah aşkına. Onun bunun için değil ya, kendi içiniz için, emeğiniz için. Öyle doluyum ki daha da fazla konuşmayayım diyor. Kırmayalım diyoruz, incitmeyelim diyoruz. Bu çocuklarla devam edeceğiz diyoruz. Yani hepsi de Allah'ına kadar pırlantalı çocuklar diyoruz. İnanmışlar diyoruz. Bu şehrin için, bu takımın forması için, arması için ter döküyorlar diyoruz. Ama bu kadar da değil ya. Vallahi bu kadar değil. Bir bakın, izleyin, maçı izleyin. Ben bu söylediklerimin hepsini unutup alın maçları oturup izleyin ya. Eğer kendi kendinize yakıştırdığınız bir maç ise ben sizi alkışlayayım. Değilse kendi kendinize bunun empatisini yapın. Ya bu çıkmış burada kendi kendine konuşuyor deyin de bu ne konuşuyor deyin. Eyvallah, ona da varım. İzleyin, eğer onu söylettiriyorsa bana performansınız, ben özür dileyim sizden. Ya işte bu kadardı. İbrahim Sürgülü zaten bu kadar topçu. Ramazan Köse zaten bu kadar bir adam. Diyeyim, eyvallah, tamam, bunların çapı bu kadar diyeyim. Değil. Değil arkadaş, değil yani. Yönetim üstüne düşeni yapacak. Nasıl primi 4'e 5'e katlıyorsa bunun hesabını da soracak, bunun cezasını da verecek. Vermesi gerekiyorsa verecek. Bu kadar ucuz olmamalı, kolay olmamalı. Mehmet abi öyle yandan bakma, biraz uzattım ama buyurun abi. Top sende. Estağfurullah Mahmut, yani şimdi eğriye eğri, doğruya doğru. Söylediklerinin hepsinin altına imza atarım. Aynı şeyler klişe tekrarlamak istemiyorum ama
şampiyonluğa giden bir takımın bu kadar kolay kolay yememesi lazım. Yani biz şampiyonluğa giden, ben şampiyonum olacağım diyen bir takımın bu sahada bu kadar basit goller yememesi lazım. Bu kadar defans hataları yapmaması lazım. Kadar kötü bir ne kadar kötü de olsa bir kalecinin bu tür goller yememesi lazım. Kenar yönetiminin yaptığı oyuncu değişikliğine bakıyorum ki Mahmut geçen haftalarda da söylemişti ki aynı doğrultuda hareket ediyoruz. Yani bazen laflarımız tutmuyor ama Semih Karadeniz sakatlandıktan sonra özellikle Semih'ten sonra Şanlıurfaspor'un defans bloğu çöktü. Dün Barış da çok kötüydü. Yani bakın bu takımda sorumluluk alabilecek belki bir iki tane oyuncu var. Bakıyorsunuz işte Behlül var. Behlül ve Mert Çapar aynı stilde, aynı karakterik yapıda oyuncular. İkisinin bir arada oynaması ki Mert her hafta övdüğümüz oyuncuydu. Dün aldığı bütün topları ezdi. Ben Mert'in bu takımın en önemli silahlarından biri olduğunu söylüyorum. Halen de söylüyorum. Ama tek maç için kimseyi yargılamayalım ama yani şimdi bizim önlem almamız lazım. Futbolcu kardeşlerimiz nasıl ki primlerini, maç başlarını istedikleri zaman anaların ak sütü gibi helal olsun. Ama dünkü mağlubiyetin sebepleri araştırılmalı. Bu takım dün neden ikinci yarıda 4 tane gol yedi? Neden bu defans bu kadar hata yaptı? Neden kaleci Ramazan bu kadar kötü ikinci yarıda özellikle bakın. İlk yarıda istatistiklere bakıyorsunuz. Mükemmel bir istatistik var. İkinci yarıda bir istatistiklere yani şimdi Ferhat Çulcuoğlu Urfaspor'da geçen sezon oynadı biliyorsunuz. Beğenmedik gönderdik eleştirdiğimiz oyuncu. Dün Menemen'in en iyi oyuncularından biri bize gol attı ya Ferhat. Ali Özgür. Daha önce de Urfaspor için bu oyuncu alınmalı demiştik. Dün belki de bu lig başladığından beri 10 maçtır 11 maçtır 3 tane gol atan Ali dün Şanlıurfaspor'a 3 tane gol attı. Toplam 6 gol sayısında. Yani şimdi neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Yönetimin bunu araştırması lazım. Özellikle ikinci yarıda futbolcuların performansı tartışmaya açıktır. Kim ne derse desin. Bu futbolcular bu kadar kötü oynama hakları yok yani. Kötü günde olabilirsin. Yenilebilirsin. Biz oraya gittiğimiz zaman o 25 bin taraftar da 3 neticeli bir stada gidiyor. İşte bu stattan beraberlik, mağlubiyet, galibiyet çıkacak. Hepimizin gönlü, hepimizin isteği galibiyetten yana. Ama gelin görün ki maç sonunda, ki maç önünde röportajlarımız da var. Sayın Valimizle, taraftar dernek başkanlarımızla bir karnaval havası var. Tam eski ortamı, eski ambiyansı yakaladık derken bu mağlubiyet hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Çünkü taraftar inanmış, bizler inanmışız, Sayın Valimiz inanmış, Büyükşehir Belediye Başkanımız tribünde, bakın maraton tribününde taraftarla birlikte maç izliyor. Demek ki biz daha önce bu stada kimseyi getiremezdik ama bugün herkes inanmışsa bu futbolculardaki ikinci yarıdaki özellikle inanmamışlık diyeyim. Bu motivasyon bozukluğu, kontrasyon eksikliği neden? Bunun araştırılması lazım. Kemal Kılıç belki de Urfaspor'u en iyi bilen teknik direktörlerden biridir. Urfaspor'da 5 sefer gitti, 6 sefer geldi. Yani şimdi Kemal Hoca, biz geçen haftalarda da dedik. Ya bir hatayla siz bir kaleciyi, bakın bir hatayla ilk 11'i almazsanız, yarın Isparta maçında siz Aydın'ı tekrar maça koyduğunuz zaman ilk 11'de, Aydın yine acaba ben bir hata yaparsam tekrar, ya kaleci hata yapabilir. Dün Feyyaz da hata yaptı. Barış bence dün kötü bir günündeydi. Cumali bir şeyler yapmaya çalıştı ama defansın arasından top alınca Cumali ister istemez Cumali biliyorsunuz defansın önünde oynayan orta sahaya yatkın bir oyuncu. Onun da oyun içerisinde ne yaptığı belli olmadı ki benim çok beğendiğim oyunculardan biri. Şimdi Kemal Rüzgar bir türlü topla buluşturamıyoruz. Şahin biraz günündeydi. Şahin biliyorsunuz ben aslında hafta içinde kupa maçına da gitmiştim. Kupa maçında en çok kimi beğendiniz derseniz Bünyamin Balat'ı çok beğendim. Mükemmel bir gol attı. Bünyamin'in ilk 11'de oynayacağını tahmin ediyorum. Oyuncu değişikliklerine bakıyorum. Şimdi 62. dakikada Behlül çıkarttı. Erkam Develi'yi koydu. 62. dakikada tekrar Enes Olgun'u çıkarttı. Ethem Erboğan çift santrfora döndü. Çift santrfora dönünce bu sefer orta saha defans açık vermeye başladı. Menemen her aldığı topta tehlike yarattı. Yani biz dünkü maçta Mahmut emin olun ki bunu samimi söylüyorum. 5 gol atsaydık 6 gol yerdik. 6 atsaydık 7 yerdik. Bakın ya 3-3 oldu. Bir telaş hem futbolcularda bir telaş hem kenar yönetiminde bir telaş. Yani bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı irdelenmeli, araştırılmalı.
bu sıkıntıyı yönetim muhakkak çözmeli. Yoksa emin olun ki Isparta maçında da, bak açık konuşayım yani, bu moralle Isparta maçından da puan alamayız. Onun için yönetimin buna önlem alması lazım. Teknik heyetten ve futbolcu kardeşlerimizden bu yenilginin hesabını rapor halinde istemesi lazım. Bakın bizim burada asla Urfa Spor, belki birçok izleyicimiz ya geçen hafta Güllük Gülistanlık'ta şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Futbolda her şey var. Bakın Çorum'u görüyorsunuz. Mert Nobre gitti. Erzincan'da Ümit Karan gitti. Teknik direktör değişiklikleri başladı. Kötü giden takımlar. Ve çok iyi gelen bir Esenler Erok var. Çok iyi bir hocası var. Devre arasında önemli transferler yapacak diye duyumlar almaya başladık. Çünkü futbolcu birincilikten, süperlikten kadroya giremediği zaman nereye gidecek? Direkt Esenler Erok'a gidecek. Şimdi siz şampiyon oynuyorsanız, her futbolcu şampiyonluk havasını tatmayı ister, şampiyon bir takımdan transfer olmayı ister, şampiyon takıma gitmeyi ister. Urfa Spor böyle devam etmez. Biz burada gerçekleri konuşmak zorundayız. Bu maçın hesabı sorulmalı diyorum Mahmut. Evet. Ne? Yani mutlaka ki yönetim üstüne düşeni yapacaktır. Teknik heyet üstüne düşeni yapacaktır. Futbolcular da bundan sonraki süreç için üstüne düşeni yapacaktır. Yapmak zorundadır. Oldu bu maç. Biz tamam üzgünüz. Öfkeliyiz demiyorum. Öfkeli değilim ben kendi adıma. Üzgünüm sadece. Bu üzgünlükle kurduğumuz cümleler, bunun da sebebi aslında Şanlıurfa Sporlu futbolcularımız. Onların bize verdiği o inanç. Biz güveniyoruz takımımıza. Şanlıurfa Spor futbol takımının gücü var. Şanlıurfa Spor futbol takımı dün menemene 3 attı. 3 daha atabilirdi. Yapabilirdi. Bu güce sahip Şanlıurfa Spor. Şehir olarak bizim bundan zerre şüphemiz yok. Şanlıurfa Sporlu futbolcuların istedikleri zaman neler yapabileceklerini biz çok iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz için bu kırgınlığımız, bu kızgınlığımız bunu bilmekle alakalı zaten. Sizde var bu yetenek. Şanlıurfa Sporlu futbolcular bireysel manada baktığımız zaman tek tek hepsi birbirinden yetenekli futbolcular isimler. De yani bir karşılaşma düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kadar da futbolcu aynı anda formsuz olamaz. Bu kadar futbolcu aynı anda ya bu kadar kötü bir performans sahaya koyamaz. Koyamaz. Koymaması lazım. Ya bu bir ekip, bu bir takım. Birilerinin arkadaşı düştüğü zaman kaldırması gerekirken biz gidip düşenin yanında oturduk. Bu olmaması lazım. Bizim düşen arkadaşımızı kaldırarak devam etmemiz lazım. Biz bu takıma inanıyoruz. Bizi bu takıma inandıran da sizlersiniz. 10 haftayı geride bırakan, 10 haftana mağlup bir şekilde gelen bu futbolcu kadrosu, bu oyuncular, bu teknik heyet, bu yönetim. Bizler size inanıyoruz arkadaşlar. Bizler size %100 yerden göğe kadar inanıyoruz. Siz istediğiniz zaman, siz gerçek performansını sahaya yansıttığınız zaman bu işi yapabilecek yeteneğe sahip isimlersiniz. Allah aşkına isimlerinizin karşılığını sahaya yansıtın. Yani isminiz kadar oynayın yeter. Dahasını istemiyoruz biz sizden ya. İsminiz kadar oynayın. Messi olmayın, Ronaldo olmayın ya. Böyle bir beklenti içinde değilim ben kendi adıma. Her biriniz adınız kadar oynarsanız biz bu ligde gideriz. Bu ligde kimse bizim önümüzde duramaz. Adınız kadar oynayın yeter bize. Zor bir şey değil. Haftalardır hep böyle ya işte iyi olacak diyoruz. Tolere edelim işte bunlar yine bizim oyuncularımız, bunlarla devam edeceğiz. Tamam yine aynı fikirdeyiz ama biraz silkelenmeniz lazım arkadaşlar. Forma o kadar ucuz değil. Ve sizden ricamız o formayı sadece bir forma olarak düşünmeyin. 2 milyon nüfusu aşmış bir şehrin umudusunuz siz. Bir şehir size bel bağlamış, bir şehir size inanmış. Sizler bu şehrin umudusunuz. Allah aşkına bu şehrin umudunu kırmayın. Bu insanların, o tribüne gelen binlerce gençin, yaşlının, orta yaşlının ben gibi diyeyim. Lütfen hayalleriyle oynamayın. Sizler şu anda
bizim hayallerimizin kahramanısınız. Bizim umudumuzla oynamayın. Bizi ayakta tutan, bu birlikteliği sağlayan umudumuz. Allah aşkına bu umudu bize aşıladınız. Çalmayın umudumuzu. Birlikte yürüyelim. Zerre şüphemiz yok sizden. Sizin de olmasın bizden. Çıkın, oynayın. Formanın hakkını verin, terleyin, savaşın. Olur, tabii ki kaybedeceksiniz ya. Ben kesinlikle kaybetmesinde değilim takımın. Oynarsınız, %100 mücadelenizi verirsiniz, kaybedersiniz. Ya olsun, çıktık, mücadelemizi verdik, yapamadık deriz. Bu böyle bir şey değil. Bu şehirdeki bütün Şanlıurfaspor severlere bir umut aşıladınız. Ve lütfen bu umudu aşıladığınız insanlardan almayın bu mutluluklarını. Ben haftalardır görüyorsunuz, sizler de yaşıyorsunuz. Maç sonu o sevinci, o coşkuyu hiçbir maddiyatla ölçülmez benim için. Tribünlere geldiğiniz zaman o binlerce insanla hep birlikte o galibiyeti kutluyorsunuz ya. Bunun bir maddi karşılığı yok. O insanları mutlu bir şekilde evinize, evine gönderiyorsunuz ya. Bunun hiçbir maddiyatla karşılığı yok. O insanları para vererek getiremezsiniz oraya. O insanlar kendi güçlerinde bilet alarak, para vererek oraya geliyorlar. Ailesinden feragat ediyorlar, evlerinden ayrılıyorlar. Öyle hesap edin ki herkesin vasıtası da yok. İki araç, üç araç değiştirip gece yarılarına kadar yollarda olan, belki gidecek durumu da olmayan vasıtadan dolayı böyle işte yürüyerek giden, kilometrelerce yürüyen taraftarlar var. İnancımızı bize sürdürtmeyi nasip edin siz. Lütfen, sizden ricam bu. Bir şeyler söylemek istiyorum, söyleyemiyorum da. Çünkü kırmak da istemiyorum kimseyi. Tamam, çok inandık, olacak diyoruz. Hala da ben inancımdan zerre bir şey eksildiğini hissetmiyorum, düşünmüyorum. %100 inanıyorum Şanlıurfaspor'umuzun bu yıl yapabileceğine. Çünkü biz bu inancı sizin gözlerinizdeki o ışıkları gördük. Bugün hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Her hafta biz bu inancın sizlerle birlikte üzerine koyarak devam ettik. Bir galibiyet bizi yolumuzdan, bir mağlubiyet yolumuzdan döndürecek mi? Asla döndüremez. Biz Şanlıurfaspor 1969'dan belli hep kazanıyor diye sevmedik ki Şanlıurfaspor'u. Hiçbir kaybetmedik. Lig atladık, lig düştük. Hiçbir şey değişmedi bizde. Biz hep Şanlıurfaspor'un peşinden gittik. Bu Şanlıurfaspor kazandığı için değildi. Biz Şanlıurfa'yı, Şanlıurfaspor'u, sarı yeşili, logomuzu sevdiğimiz içindi. Yine öyle devam edecek. Hiç fark etmeyecek. Bir mağlubiyet değil, 11-15 mağlubiyet de alsanız bizim Şanlıurfasporluluğumuzdan hiçbir şey eksilmez. Ama inanıyoruz size. Yapabileceğinizi biliyoruz. O yüzden sitemimizi hoş görün. Bu sitemi de kulağınızın bir yerinde kalsın. Unutmayın. Sadece 3 puan olarak düşünmeyin. Bir maç olarak düşünmeyin. Bir şehrin umudu, bir şehrin hayalinin kahramanlarısınız. Mehmet abi, bilmem aynı fikirdeyiz. Yani Mahmut, dediğim gibi bugün gece biraz daha duygusalız aslında. Gerçeği konuşmak lazım. Çünkü çok emin olduğumuz bir galibiyetti. Olmadı. Biz bu arada konuşurken birçok taraftarımız mesaj atıyor. Mesela sevgili Mustafa Doğan'ı yazmış. Abi, bu mağlubiyetin nedenleri araştırılmalı. Çünkü kulağımıza hiç hoş olmayan şeyler geliyor ki ben Şanlıurfaspor'un kesinlikle yanlış bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu konuda yüreğim rahat, eminim. Futbolcularda ikinci yarıda bir sıkıntı oldu, kabul etmek lazım. Aslında bugün görüntüler var elimizde, fakat biliyorsunuz bir yayıncı kuruluş var. Federasyondan yetkiler aldığı için yazı yazmamıza rağmen izin alamadık. Bu görüntüleri yayınlarsak muhtemelen yine televizyonumuza büyük bir ceza gelecek. Yani aslında emin olun ki öyle 3-5 bin, 10 bin lira olsa cebimden öder. Maçın görüntülerini bugün yayınlardım. O futbolcular, maçı izlemeyenler Urfaspor'un nasıl kötü bir mağlubiyet aldığını görsün diye, ama bunun emin olun büyük bir ceremesi var. O yüzden yayınlayamıyorum, ama özellikle isteyen izleyicilerimiz olursa ben arasınlar, maçın görüntülerini onlara göndereyim. Veya 2 dakikalık o yiyilen gollerin görüntülerini onlara göndereyim. Şimdi her yenilgiden bir ders almak lazım. Bakın, ilk yenilgimiz Mahmut'un dediği gibi
çok yenildiğini gördük, ligden düştüğünü gördük, şampiyon olduğunu gördük. Ama bu kadar, bakın bu kadar yakınken, bu kadar önemli mesafe kat etmişken, çünkü biz bu mağlubiyetle Menemen'i şampiyonluğa ortak ettik. Buyurun dedik, ya Menemen gel, sen de bizden beraber gitme ya. Bak, çünkü o kadar şampiyonluk hesabı yapan takımlar var ki, şimdi birazdan hazırdır herhalde puan durumu ve haftanın maçları var. Arkadaşlarımız birazdan onları sizlerle paylaşacağız. Biraz çok uzattık ama şimdi biz bunları konuşmak zorundayız. Şanlıurfa Spor'u seviyorsak, bu takımı seviyorsak, bu şehri seviyorsak ki maçtan önce kendi sosyal medya hesaplarından ve Güneydoğu TV'nin sosyal medya hesaplarından sevgili Ömer Faruk Subaşı'ya da özellikle söylemiş. Taraftarı davet edelim. Taraftarsız olmaz. Taraftar maça gelsin. Taraftar heyecan katar, taraftar mutluluk katar, taraftar inanç katar. Şimdi her zaman bunu söylüyoruz. Taraftar başarıyı getirir, başarı maddiyatı getirir. Bugün Urfaspor'un dikkat ederseniz yani kıt kanat saha içerisindeki reklam panolarına 4-5 tane reklam alınmış. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Oraya gelen 25 bin taraftardan oluyor. Siz açık ara önde giderseniz emin olun ki o statta reklam koyacak yer bulamazsınız. Bakın reklam panosu koyacak yer bulamazsınız. Bu size maddi olarak önemli bir miktarda gelir getirecek. Gelir geldiği zaman futbolcu kabul etmek lazım. Para için ta memleketi terk etmiş gelmiş oynayacak. Prim getirir. İş adamlarının Urfaspor'a olan ilgisini arttırır. Şansımız var. Önemli bir valimiz var. Futbolu seven bir valimiz var. Futbolun içinden gelen bir valimiz var. Süper Lig'de Sivas'ta o ambiyansı, ortamı teneffüs etmiş bir valimiz var. Bu bizim için çok önemli. Bunu kullanmamız lazım. Sayın valimizin Urfaspor'a olan büyük sevgisi var. Emin olun ki protokolda onun biraz yukarısında izliyordum. Ben ne kadar çok üzüldüysem o benden daha çok üzüldü. Bakın ben ne kadar çok üzüldüysem sayın valimiz benden daha çok üzüldü. İl başkanımız oradaydı, o daha benden daha çok üzüldü. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız maraton tribündeydi. Taraftarlarla birlikte o daha çok üzüldü. Gördünüz mü? Evet. Yani şimdi paylaşıyorlar sağ olsun maratondaki izleyicilerimiz. Hatta sevgili Adem Bayık'la birlikte maça da 2 saat kala gitmiştik. Ben biraz, Mahmut da oradaydı. Adem sağ olsun, ondan Metin kardeşim. 2 saat önceden röportajlarımız var. Aslında bilmiyorum, o röportajları verelim mi Mahmut, yoksa veririz, puan veririz. Durumundan sonra mı? Puan durumunu verelim isterseniz. Bir puan durumunu verelim, ondan sonra konuşalım. Zamanımız var. Dolu dolu bir program yaşayacağız inşallah. Evet. Evet, alınan sonuçlar. Keşke okumasaydık da işte. Şanlıurfa Spor 3, öbürü 4. Geçiştirelim. Evet. Menemen Futbol Kulübü 4, Soma Spor 2, Düzce Spor 3, Sivas Belediye 2, Esenler Erol 3, Arnavutköy Belediye 1, Isparta 32, 0, Nazilli Belediye 4, Erzincan Spor 1, Çorum Spor 1, Ankara Spor 3, Batman Petrol 0, Tarsus İdman Yurdu 0, Bursa Spor 2, İnegöl 1, Afyon 1, Bayburt Özel İdare 0. Evet. Maçlarla ilgili hemen bir değerli izleyicilerimizle bir şey yapalım Mahmut. Yani Urfaspor Menemen maçını biraz şey yapıyor. Bir 33. dakikada Şahin Fıstıkçı'nın attığı gol var. 51'de Ali Üzgün'ün attığı bir gol var. 53'te yani 2 dakika içerisinde 51 ve 53'te 2 tane gol yiyor. Şanlıurfaspor 55'te tekrar Şahin'in attığı bir gol var. 58'de Ali Üzgün'ün attığı bir gol var. 70'te penaltıyla Kemal'ın attığı bir gol var. 76'da tekrar Ali Üzgün'ün attığı bir gol var ki bu bence Şanlıurfa Spor için inşallah alacağımız son yenilgi olur. Hemen bakıyorsunuz Soma Spor Düzce, ki geçen hafta biliyorsunuz Düzce ile beraber kalmıştık. Düzce'nin hemen gidip Soma'dan puan getirmesi çok çok önemli. Aslında maça 10. 16. dakikada Altarhan Hidayetoğlu ve Yasin Ozan Atikol'da 2-0 önde başlıyor. Düzce Spor 26'da Yılmaz Ceylan, 44'de Yusuf Türk'ün golleriyle 2-2 oluyor. 82. dakikada Mehmet Özdiraz'ın attığı bir penaltı golü var ve Düzce Spor gerçekten de bu galibiyetle puanını 18'e çıkartıyor. Esenler Erok maçına bakıyorsunuz. Sivas Belediye aslında maçın 21. dakikasında Barış Bozdili ile 1-0 öne geçti. 41'de Serdar Deliktaş
45+1'de Yusuf Akyer'in attığı gol 2-1 oldu. 86'da Ömer İnan'ın attığı golle kendi kalesine attı. Bunu Sivas Belediyesporlu futbolcu onu da söyleyelim. Ve Seymen Adalı'nın golüyle 3-2 sona erdi. Senler Erok önemli bir çıkış yakaladı ve gidiyor. Şu anda puan durumunda eşit durumdayız Mahmut, gördüğün gibi. Nazilli ve Erzincan maçı var. Arnavutköy-İsparta maçı. 90. dakikada Arnavutköy, ki İsparta'dan sonra bizim rakibimiz. 90. dakikada İsparta karşısında 1-0 Furkan Yaman'ın attığı golle öne geçiyor. İsparta ile deplasmanda oynuyoruz. Ondan sonra Arnavutköy Belediye Şanlıurfaspor'a geliyor. Ardından Nazilli Erzincan maçı var. Ki 28. dakikada Mete Sevinç'in attığı bir golle Erzincan 1-0 öne geçiyor. 65'te Ahmet Göykbayrak, 75'te Şükrü Kaan Kılıç Aslan, 90+2'de Nurettin Çağlar'ın attığı gollerle maç 4-1 bitiyor ve bu mağlubiyetten dolayı da hemen biliyorsunuz teknik direktörlüğü değişikliğine gitti. Ümit Karan ayrıldı Erzincan'dan. Çorum Ankaraspor maçından sonra Mert Nobre de bugün ayrıldı. Bakıyorsunuz 15. dakikada Erdal Öztürk, 27'de Sedat Cengiz'in Ankaraspor adına attığı gol var. 39'da Mehmet Akyüz atıyor. 70'te İlhami Siraçhan'ın attığı golle Ankaraspor ki önemli bir çıkış yakaladı. 19'a çıkarttı puanını. 3-1 gibi Çorum gibi zor bir deplasmandan galibiyetle geldi. Batman Petrol Tarsus 0-0, Tarsus'un oradan aldığı bir puan bence başarı. Bursa Spor, İnegöl Spor. Burada ilginç bir anekdot var. Kubilay Sönmez, Bursa Spor'da oynayan Kubilay, Urfa Spor'da da oynamıştı. 264 maç Türkiye liglerinde ilk golü. Kariyerinin ilk golü. Şanlıurfa Spor'da da oynamıştı. Golü izledim, aklıma siz geldiniz. Evet, söylemiştim değil mi Mahmut? Evet, hiç gol atmadığını söylemiştim. Bana inat herhalde Kubilay. Çok iyi bir vuruştu. Evet, yani. Çok iyi bir vuruş yaptı yani. Kubilay 11. dakikada. 55'te Enver Cenk Şahin, bu ligin gol kralı, onu da söyleyelim. 61'de Niyazi Batuhan Salman'ın golü var. Afyon Spor maçına bakıyorsunuz. Afyon Bayburt'u zor da olsa yendi 14. dakikada Kaan Baysal'ın attığı golle. Bu ligde toplam bu hafta 31 tane gol atılmış. Enver Cenk Şahin, Bursa Spor'la Enver Cenk Şahin 7 golle gol krallığında lider. Ali Üzgün 3 golü vardı, bize attığı 3 golle 6 golle. İkinci sırada Furkan Yaman'ın 6 golü var. Biraz önce de demiştik Arnavutköy Belediye'den. Kemal Rüzgar ve Mert Çapar'ın da gol krallığında 4. ve 5. sırada 5'er golle olduğunu söyleyelim. Puan durumu da senden alalım Mahmut hemen. Evet, sonuçların ardından oluşan puan durumu ligin zirvesinde. Şanlıurfa Spor'la birlikte aynı puanda sahip. Esenler Erok görünüyor avarajla. Şanlıurfa Spor'umuz 2. sırada. Ahmet Sportif 19 puanla 3. sırada. Arnavutköy aynı puanla 4. Ankara aynı puanla 5. sırada. 18 puanlı Düzce 6. sırada. 7. sırada Menemen Spor var 17 puanla. 16. sırada iki takımı görüyoruz. Çorum ve Tarsus İdman Yurdu 16'şar puana sahip. 10. Soma 15 puan yine aynı puanla. Erzincan 11. sırada. 14 puanlı iki takım var. Batman Petrol ve HES İlaç Afyon Spor. Bursa Spor bugün dün aldığı galibiyette 11 puanla 14. sıraya kadar yükseldi. 15. İnegöl 10 puanla. Nazilli ve Isparta yine 10'ar puanlı takımlar 16-17. sırada. 18. Bayburt Özel İdare 4 puan ve ligin son sırasında yer alan Sivas Belediyespor'un 2 puanı var. Şimdi bak Menemen 17 puanı var Mahmut. Biz yenmiş olsaydık şimdi bizim 23 puanımız olacaktı. Menemen 14 puanda kalacaktı. Evet. 6 puan. Ve biz Menemen'e 9 puan fark atacaktık. Burada Ahmet Sportif'in 19 puanı var ama Ahmet Sportif'in içinde bir maçı eksik. Eksik. Bunu da söyleyelim hemen yani onu da. Ahmet ve Düzce'nin evet. maçları eksik. Ahmet Düzce. Evet yani. Menemen'in de 10 maçı biliyorsunuz. Çorum'un 10 maçı var. Ben yani puan olarak onların evet, alması evet, durumunda evet, bizi yakalayacaklar. Evet, evet, evet. Yani yine başa döndük. Kıran kırana. Zaten öyleydi Mehmet abi. Zaten evet. öyleydi. Değişen ya biraz de bir şey belki olmadı. Baktığınız zaman Esenler'le puan tablosuna puanımız aynı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok aslında ama biz önlem almak adına konuşuyoruz. Demin senin dediklerin de o. Yani dün galip gelmiş olsaydık belki çok bir bak 6 hafta kaldı ya. Urfa Spor'un 6 hafta var. Bu sezonun ilk yarının bitmesine 6 hafta var. 3 maç içeride 3 maç dışarıda oynayacak. Yani avantajı yakalamak adına ilk yarıda en az 6-7 puan farkla bitiren takım büyük bir avantaj yakalayacak. Bunu kabul etmek lazım. Biz bu avantajı katıracağız zaten ama
İkinci yarıdaki oyundan dolayı biraz moralimiz bozuk. Yani o oyunun kötü olması hepimizi biraz karamsarlığa itti Mahmut. Yani o yüzden. Yoksa puan durumuna baktığımız zaman ki ben sanıyorum ki Türkiye liglerinde hatta Türkiye'de spor programlar içerisinde bizim kadar böyle detaylı hem puan durumu üzerinde hem de maçları üzerinde böyle tartışma yapan belki başka bir spor programı yoktur. Çünkü bakıyorum hemen böyle geçiştirilerek gidiyor ama biz burada her izleyicimizin evinde internet yok. Her izleyicimizin evinde bilgisayar da yok. Ama biz burada izleyicilerimiz şu anda evinde oturarak kumanda ellerinde Urfa Spor'un şu anda 20 puanla ikinci sırada olduğunu rahatlıkla görebiliyorlar. Urfa Spor'un bu hafta ilk mağlubiyetini aldığını görebiliyorlar. Bunlar aslında önemli, izleyicilerimizle paylaşmak adına bunu söylüyorum. Yani önümüzdeki hafta maçlarına baktığımız zaman hemen onu da izleyicilerimize pasalım. Isparta Şanlıurfa Spor maçı var. İnegöl Afyon maçı var. Ankara Sivas maçı var. Ve önemli bir maç var Mahmut. Esenler Erok Ahmet maçı. Bu çok önemli. Ahmet deplasmana gidiyor. Bayburt Batman maçı var. Düzce Nazilli maçı var. Erzincan Bursa, Menemen Soma. Bakalım Menemen Soma'ya karşı ne yapacak ki bunu hep söylüyorum. Ve Tarsus Çorum maçı var. Bu hafta Arnavutköy Belediye'nin de bay olduğunu söyleyelim. Katılımız bir olay var. Şanlıurfa Spor'a karşı oynayan takımlar çok farklı motive oluyorlar. Tamam, yani Çorum'a giden takımlar da öyle ama onlar da bizim gibi ligi ilk başlarken herkesin favori gördüğü takımlar. Ama bunu da söyleyelim. Urfa Spor bu kadar taraftarı oynadığı için rakip takım oyuncuları da bundan motive mi oluyorlar? Ondan onlar mı bir heyecan alıyor? Ondan mı bir mücadele azimleri yükseliyor? Bunu da araştırmak lazım diye düşünüyorum Mahmut. Evet, yani öyle. İzleyicilerimizin de yani bize katkıları var. Hemen ama aynı eksende düşünüyoruz. Mustafa Arıkan hocamız bizimle bir mesaj paylaşmış. Maçı birlikte izledik. Şoklar içinde stadyumdan ayrıldık. O da iyi akşamlar dilemiş. Nazara geldik bence ama bu mağlubiyet Kemal Hoca'ya yazılmalı. Lider evinde 1-0 öne geçip 2 dakika 2 gol yeme. Lider evinde 4 gol yemez. Bu mağlubiyet ayağımızın sağlam yere basması lazım. Artık kaleci neden değişiyor onu da anlamış değilim. Umarım bu mağlubiyetten ders alıp tekrar lider oluruz demiş. Yani Mustafa Hoca teknik direktör kendisi de. Evet. Uzun yıllardır amatör camianın içerisinde. Futbolun içinden gelen bir insan. Bence yerinde tespit yapmış. Şampiyonluğa giden, şampiyonluğun bir takımın 3 dakika içerisinde 2 gol yemesi Şanlıurfa Spor'a yakışmadı. Bravo. Evet. Tebrik ediyorum kendisini. Biz de aynı düşüncedeyiz. Çünkü şampiyonluğu oynuyorum diyorsanız ya yenilebilirsiniz Mahmut. Yani yenilgi var. Yenilirsiniz. Ama dünkü Menemen ilk yarıda biz Menemen'e pozisyon vermedik ya. Pozisyon vermedik. Ne oldu da ikinci yarıda bu Menemen 10 tane pozisyona girdi? Ne oldu? Yani bunu Kemal Kılıç'ın futbolculara sorması lazım ve bu maçı izletmesi lazım. Görüntüler yoksa görüntüler bizde var. Biz gönderelim kendilerine. Ne oldu? Ne oldu? Neden? Yani ne oldu onun araştırılması lazım. Evet. Şükrü Baruk abimiz de bizi izliyor. O da bize ders oldu. İnşallah toparlanacağız demiş. Böyle taraftarlar arasında tamam işte yol kazası olur toparlayacağız falan. Bizim de bundan şüphemiz yok. İnanmak istediğimiz de bu. İnşallah toparlayacağız. İnşallah devam edeceğiz böyle bu haftayı unutarak. De yani biz hep söylüyoruz bu takıma inanıyoruz. Bu takım şampiyon olacak diyoruz. 7 dakikada da 3 tane gol yemeyeceksin abicim. 7 dakikada 3 gol yemeyeceksin. Şampiyon olmak istiyorsan ben şampiyon olacağım diyorsan 7 dakikada 3 gol anlatılmaz. Tabii ki anlatılmaz yaşanır. Bunu yaşattınız bize. İnşallah bir daha görmeyiz böyle bir haftayı. Olabilir, yenilebilirsiniz. Yenileceksiniz de. Ya bu ligde mutlaka ki inşallah olmaz ama mutlaka ki daha puan kaybedeceğiz. Puan kayıpları yaşayacağız. Bu futbolun içinde var. Buna da hiç şeyimiz yok, itirazımız yok. Bizim sıkıntımız, ya ben kendi adıma söyleyeyim. Mücadele. Sahaya konulan performans. Oynanan oyun. Ben bununla alakalı konuşuyorum. Eksikliği gördüğüm yer buydu benim için. Şanlıurfa Spor'un yenilmesi. Tabii ki yenilecek. Hangi takım yenilgisiz olacak ki? Öyle bir şey yok. Mutlaka her takım her takıma yenebilir. Hele ki bu grupta. Birinci şampiyonluğu, lider şu anda
10. sıradaki ile arasında 2 maç, 3 maç. 10 tane takım sorsanız şu an ben şampiyonluğa oynuyorum diyor. Tabii ki birbirini yenecek bu takımlar, puan kayıpları yaşanacak. Buna itirazım yok, olacak. Bundan sonra da olacak. Şanlıurfaspor önümüzdeki haftada mutlaka ki takıntılar yaşayacaktır. Tek biz değil, her takım yenilecek. Her takım kaybedecek. Türkiye liglerinde kaç takım var namağlup? Bir takım kaldı yanlış değilsem ya da iki takım. Buna itirazım yok. Benim itirazım, benim sistemim bu futbolcu kardeşlerimizin ortaya koyduğu performans. Kendilerine yakıştıramadığım bu performans. Sistemim de ondan geliyor. Kendilerine yakıştıramadığımız için. Tabii ki toparlayacaklar. Onlar da bunun farkına varacaklar. Toplantı yapacaktır, hoca anlatacaktır, yönetici konuşacaktır. Ya bir şekilde ayağa kaldıracaktır bu futbolcu grubunu. Bizler de burada bir şeyler söyleyeceğiz. Ya bırakın bunu da söyleyelim yani. Ya o kadar ben hakkı da kendimde görüyorum. Söyleyeyim yani taraftar olarak. Eleştirimizi de bu dozda yapalım. Buradan da taraftarlardan da onu istiyorum. Böyle hakaret ederek değil, eksik gördük. Biz eksikliği söyleyeceğiz. Biraz futbolcuların da artık bir silkelenmesi lazım. Ben 10 hafta geride kaldı. 10 haftadır burada ya işte Behlül bu takımın değeridir diyorum. Bu takımın yıldızıdır diyorum. Starıdır diyorum. Biraz da Behlül'ün de bunu kendi kendine söylemesi lazım. Ben bu takımın önemli isimlerinden biriyim demesi lazım. Bunun karşılığını vermem lazım demesi lazım. Taraftar inanıyor, Behlül'ü tribüne çağırıyor, destek olmaya çalışıyor, motive etmeye çalışıyor. Behlül de bunun farkına varmalı. Behlül 10 hafta geride kaldı. 10 haftalık bir periyot var. Geriye dönüp baktığın zaman ya bize izlettiğin Behlül Aydın seni mutlu ediyor mu? Ben buradan soruyorum. 10 haftalık performansından memnun mu Behlül Aydın? Basit. Behlül Aydın bu performansından memnun mu? Ethem Erboğa, Mustafa Ethem Erboğa 10 hafta geride kaldı. Sergilediği futbol onu mutlu ediyor mu? 11 hafta geride kaldı. Onu mutlu ediyor mu? Ben bu futbolla, bu performansla 36 maç oynarım diyor mu? Ben bu futbolla, bu performansla ilk 11'in değişmez adamı olabilirim diyor mu? Gibi gibi bunu çoğaltabilirim. Bir futbolcular üstüne de gitmek istemiyorum. Tamam takım oyunu diyoruz. Ama bizim bireysel manada çok şey beklediğimiz isimler var. Ve bu isimlerin kendi isimlerinin hakkını vermediğinden sitem doluyum. Bu. Reklam galiba. Evet arkadaşlar evet. Reklam diyorlar. Bunu da buradan taraftar derneklerimiz bizi izliyormuş. Hepsine selam gönderelim. Mehmet Köse, Ali Çiçek Başkan, Kerim Aktosun Başkan. Bütün taraftar derneklerin röportajları var. Sakın bizden ayrılmasınlar. İkinci bölümde hem Sayın Valimizde maç öncesi ki o karnaval havası görüntüler var. Aslında üzgündük paylaşmak istemiyorduk ama en azından Mahmut'un dediği gibi bazı futbolcu kardeşlerimiz o röportajları izler de o taraftarın azmi, inancı, mücadelesi belki onlarda da oluşur diye programımızın ikinci bölümünde o röportajları da sizlerle paylaşacağız. Maç önündeki röportajları. Sevgili yöneticilerimizin röportajları da var. Aslında 2 saat önceden gitmiştik. Maç sonunda da röportajlarımız olacaktı hem futbolcularda ama hiç bu yenilgi hesapta yoktu. Onun için zaten yenilgiden sonra ne yönetici konuşmak istiyor. Zaten Sayın Valimiz de o moral bozukluğuyla maç bittiği gibi gitti. Ki haklı. Futbolcular biz bekledik. Onlarda da ister istemez bir moral bozukluğu vardı. Hepimizde vardı o kabul etmek lazım. Ama maçtan önceki görüntüler çok çok önemliydi. Çünkü inanmış bir taraftar topluluğu, inanmış bir şehir, inanmış bir yönetim vardı. Ama maalesef sahada özellikle ikinci yarıda tel tel tökülen futbolcu topluluğu vardı. Onları izleyeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.